Burası Fergana Vadisi. Dünyadaki sınır anlaşmazlıklarının adeta merkezi. Üç ülkenin kesiştiği bu vadi hiç bitmeyen çatışmalara ve işgallere tanık oluyor. Bu sefer Tacikistan ve Kırgızistan arasında tüm sınır hatları boyunca ağır çatışma çıktı. Nedense uluslararası toplum bu olaylar karşısında sessiz kaldı. Olayın üstü örtüldü. Anlaşmaya varıldı hissi yaratıldı. Ancak bu bölgede çatışma asla dinmeyecek. Onun bu bölümünde bölgenin en köklü ve ağır sorununun neden bitmeyeceğini anlatacağım. Evet, her şeyin başı Sovyetler Birliği'ne miras kalan sınır karmaşıklığı. Ancak Sovyetler artık yok. Bağımsızlık kazanan bu iki ülke, Sovyetlerin çöküşü sonrası sınır anlaşmalarına varmayarak tarihin tuzağına düştü. Bu sorunun sorumluluğu her iki ülkedeki tüm önceki nesil politikacıların vicdanında. Sınırların belirlenmesi, her kilometrede uzlaşma arayışını gerektiren, bazen de çok karmaşık, zaman alıcı ve tatsız bir müzakere süreci. Ve sorumluluğu torunlarına kaydırmayı tercih eden politikacılar, şimdi onlardan tamamen sorumlular. Bugün Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan sorunun ana kaynağı da bu. Sınır anlaşmasının yapılmaması. Özellikle Fergana Vadisi karmakarışık bir coğrafya. Yollar bir ülkeden diğerine girer ve çıkar. Türkistan'daki halk buradaki sınıra satranç tahtası diyor. Nasıl oluştu bu kadar karmaşık alan? Sovyetler Birliği'nin son anına kadar arazi takasları ve arazi kredileriyle birlikte Fergana Vadisi'ndeki ulusal sınırların tamamı Sovyetler tarafından belirlenmiş oldu. En hafif tabirle Sovyetler kendi çöküşünden sonra varisi olan Rusya'ya her zaman hakim olarak müdahale edebilecek karmaşık bir coğrafya üretti. Ve bu coğrafyada 30 yıldır çatışma durmuyor. En son çatışmaya gelecek olursak, Kırgızistan topraklarına yapılan saldırılar, onlarca sivil ve askerin ölümüne, düzinelercesinin yaralanmasına ve 100 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmesine neden oldu. NASA, Tacikistan tarafından açılan yangın verilerini doğruladı. Yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verildi. Tacik Dışişleri Bakanlığı 18 Eylül'de Kırgızistan bombardımanından Tacik tarafında 35 sivil ve askeri ölümü tanımlayan bir açıklama yaptı. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı aynı gün yaptığı açıklamada Tacik makamlarını planlı bir askeri saldırı eylemi nedeniyle kınadı ve Tacik tarafında düzensiz paramiliter grupların aktif katılımını vurguladı. Peki neden bir ülke komşusuna saldırmayı düşünsün? Sınır sorunları her zaman var olan bir problem. Saldırının sebebi bu muydu? Belki de Tacik makamlarının iç siyasi sorunlarını çözmek için küçük savaşlara ihtiyacı var. Vatandaşlarını konsolide etmek ve dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmak için koşullu bir düşman imajına ihtiyacı var. Bu klasik bir hile. Ancak Avrasya Entegrasyon Enstitüsü Müdürlüğü'ne göre burada uluslararası uyuşturucu gruplarının çıkarlarının olması da mümkün. Tacikistan'da çok sayıda uyuşturucu laboratuvarı var. Ayrıca Afganistan'dan kaçakçılık devam ediyor. Sözde uyuşturucu baronlarının Tacik makamlarının temsilcileriyle bağlantılı olması mümkün. Ve uyuşturucuları diğer ülkelere taşımak için sınıra ihtiyaç var. Aslında toplam sınırın 972 kilometresinin sadece %70'i belirlenmiş. Son yıllarda sınırın yaklaşık 80 kilometresini tanımlamak ve üzerinde anlaşmak da mümkün oldu. Bununla birlikte yaklaşık 375 kilometre daha koordinasyonsuz kalıyor. Bu da iki cumhuriyetin yerel sakinleri ve askeri personeller arasında karayollarının yanı sıra su ve toprağa erişim konusunda çatışmalara yol açıyor. Ateşkes sorunu kökten çözmeyecek olsa da daha az kayıpla çatışmayı çözebilir. Ama soru şu, kalıcı ateşkese ilgi var mı? Tacikistan Cumhurbaşkanı İmomali Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov barışı istiyor mu? İki lider en son Semerkant'taki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir araya geldiler. Ancak çatışma çıkınca derhal zirveden ayrıldılar. Ortak ülkelerin mevcut durumun çözümünde üçüncü taraf olarak hareket etmeye bile çağırmadılar. Akıllara şu soru geliyor, tüm silahlı çatışmalar hem Duşanbe hem de Bişkek'in işine mi geliyor? Farklı boyutlarda sorular yöneltmeye devam edelim. Tacik saldırısının Özbekistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü liderlerini ağırladığı büyük bir bölgesel zirve sırasında gerçekleşmesi dikkat çekici. Çünkü Semerkant'taki zirve saldırı altındaki bölgeden sadece 350 km uzakta gerçekleşti. Kırgız ve Tacik Cumhurbaşkanları arasında 16 Eylül'de yapılan bir yan görüşme dışında ne Cumhurbaşkanı ne de ev sahibi Özbek Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev konuyu zirvede resmi olarak gündeme getirmedi. İki günlük zirve boyunca kimse örgüt içinde devam eden saldırganlıktan resmi olarak bahsetmedi. Bu sessizlik bölgesel anlaşmazlıkları çözmek için Şangay İşbirliği Örgütü'nün kapasitesi veya siyasi iradesinin eksik olduğunu gösteriyor. Rusya ile Ukrayna, Ermenistan ve Azerbaycan ve şimdi Kırgızistan'la Tacikistan arasındaki savaşlarla bağımsız devletler topluluğunun tamamı sallanıyor. Eski Sovyetler Birliği devletlerinin tümü mevcut düzenin süregelen parçalanmasını belirsizlik ve korkuyla gözlemliyor. Sırada ne var?
Günümüzde tartışmalı toprakların yanı sıra su kaynaklarının kullanımı da çok zor. Herhangi bir gerilim kaçınılmaz olarak tüm bölgeyi yansıtılıyor. Günümüzün çatışması yeni travmalar yaratıyor ve sonrasında uzlaşmak çok zor oluyor. Dediğim gibi sorun eski ve karmaşık ama son zamanlarda en ufak gerekçelerle bile ağır çatışmalar çıkmaya başladı. Özellikle son 1,5 yılda. İyi planlanmış ve iyi hazırlanmış. Bu saldırılar daha sık, daha şiddetli ve tavizsiz hale geldi. Fergana Vadisi'nde buluşan 3 ülke de 1991'deki bağımsızlıktan bu yana farklı Sovyet haritalarını ve anlaşmalarını kullanarak çeşitli topraklar üzerinde mülkiyet konusunda ihtilafa düştüler. Kimin haklı olduğunu ispatlamak çok zor. Çünkü Sovyetler her 3 ülkeye 3 farklı evrak, 3 farklı hikaye bıraktı. Ve bu 3 hikaye de asla birbiriyle örtüşmüyor. Periyodik provokasyonlar ve çatışmalar burada günlük hayatın bir parçası haline geldi. Son gerilim öncesinde Kırgız hükümetinin sınır düzenlemesi ve toprak anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin popülist hamleleri vardı. Toprak egemenliği ve sınır güvenliği Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un seçim kampanyasının bir parçasıydı. Hükümet 2020'de iktidara geldikten ve 2021'in başlarında seçildikten sonra eski Rus UAZ, Bayraktar insansız hava aracı ve Rus zırhlı personel taşıyıcılarını satın aldı. Hükümet Ağustos 2021'de başkentte bir askeri geçit töreni düzenleyerek yeni satın alımları sergilemeye karar verdi ve bazı teçhizat daha sonra sınır bölgesine transfer edildi. Kırgız hükümet yetkilileri belki de Özbekistan'la başarılı sınır sorunları müzakerelerine güvenerek Tacikistan'la sınır anlaşmazlıklarını yakında çözecekleriyle övündüler. Sınır güvenliğine bu kadar popülist bir yaklaşım tehlikeli. Yerel halk güvenlikleri konusunda oldukça endişeli. Tacik tarafında ise rejim uzun süredir sınırı askerileştiriyor. Son yıllarda Tacikistan, Afganistan'la ilgili olarak Çin, Rus, İran ve Amerikan güçleri de dahil olmak üzere geniş çapta askeri eğitim ve yardım aldı. Bu yöndeki en son çapa İran tasarımı Ababil 2 taktik insansız hava araçlarını üretecek bir tesisin açılması. Fergana Vadisi, Türkistan'da en yüksek nüfusa sahip bölgelerden biri ve yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip. Türkistan nüfusunun önemli bir bölümü bu bölgede yaşıyor. Özbekistan nüfusunun 1/4, Kırgızistan ve Tacikistan nüfusunun 1/3 bu bölgede. Sınırdaki gerginlikler günümüzde öyle boyutlara ulaşmış ki, asırlar boyu birlikte yaşayan halk, bölgeyi Özbek toprağı, Tacik toprağı ve Kırgız toprağı olarak adamaya başladı. Etnik grupların yoğun yaşadığı bölgeler dikkate alınarak, yapay sınırlar çizildi. Bölge halkların üzerinde yeni kimlikler inşa edildi. Halklar çizilen sınırlara hapsedildi. Şimdi bu aktif çatışmalar bizlere yeni büyük hareketlenmenin haberini veriyor. Bu haber kısa vadede Türkistan halklarının lehine olmayabilir. Ancak bu bölge Rusya'nın zayıflaması sonrası Çin ve diğer devletlerin yeni mücadele alanına dönüşeceği kesin. Burası Fergana Vadisi. Dünyadaki sınır anlaşmazlıklarının adeta merkezi. Üç ülkenin kesiştiği bu vadi hiç bitmeyen çatışmalara ve işgallere tanık oluyor. Bu sefer Tacikistan ve Kırgızistan arasında tüm sınır hatları boyunca ağır çatışma çıktı. Nedense uluslararası toplum bu olaylar karşısında sessiz kaldı. Olayın üstü örtüldü. Anlaşmaya varıldı hissi yaratıldı.